Arkadaşlar merhaba, ben Zehra. Dijital Medya ve Çocuk ekibinin hazırladığı bültende sizlerleyim. Şirketler güçlü çevrim içi sohbet robotlarına milyarlarca dolar akıtıyor ve bunları günlük hayatımıza dahil etmenin yeni yollarını buluyor. Peki buna hazır mıyız? OpenAI'ın yapay zeka dil modeli ChatGPT, karmaşık sorulara anında yanıt verme yeteneğiyle Kasım ayından bu yana popüler. Diğer görevlerin yanı sıra saniyeler içinde şiir yazabilir, kod üretebilir, tatil planlayabilir ve dilleri çevirebilir. Mart ortasında kullanıma sunulan en son sürüm olan GPT-4, görüntülere bile yanıt verebilir. Tüm etkileyici yeteneklerine rağmen sohbet robotları aynı zamanda zararlı veya yanlış içerik de sunabilmekte. Bazı öğrenciler ödevlerini yaptırmak için sohbet robotlarını kullanmaya başladı bile. İtiraf etmek gerekirse maalesef ben de çok sık duyuyorum. Uzmanlar, ailelerinizle bu teknolojiyi güçlü ve zayıf yönleri hakkında eleştirel düşünerek birlikte keşfetmek gerektiğini söylüyor. Profesör Justin Castle, ebeveynlerin yapabileceği en kötü şey çocuklarının yeni sistemleri kullanmasını yasaklamak. Çünkü bu gibi sistemler kalıcı diye belirtiyor. Bence siz de ChatGPT'ye göz atabilirsiniz. Çalışmalar, sosyal medyanın, gençlerin yani sizlerin kendileri hakkında görüşleri için önemli bir risk olduğunu ve zihinsel sağlık sorunları neden olabileceğini gösteriyor. 12 yaşındaki 4 çocuktan 3'ü bedenlerini beğenmiyor ve görünüşlerinden utanıyor. 12 ila 21 yaşları arasındaki tüm çocukların ve gençlerin fiziksel görünümleri hakkında internette düzenli olarak zorbalığa veya trole maruz kaldıkları için içine kapandıklarını, sosyalleşmeyi tamamen bıraktıklarını söylediler. Gençler, sosyal medya beni kesinlikle olumsuz etkiliyor. Gençler olarak kendimizi internette sürekli olarak yakışıklı ve güzel insanlarla karşılaştırıyoruz. TikTok gibi sitelerde gördüğünüz tek insanlar, algoritmalar nedeniyle muhteşem. Ve bu da kendimizi gerçekten kötü hissetmemize neden oluyor diye belirtiyor. ByteDance firmasına ait olan ve dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip TikTok'un bir sözcüsü, CCDH çalışmasının uygulamanın gerçek hayattaki kullanıcıların deneyimlerini veya izleme alışkanlıklarını yansıtmadığını söyledi. Sağlık uzmanlarına düzenli olarak danışıyoruz. Politikalarımızın ihlallerini ortadan kaldırıyoruz ve düzenli olan herkesin destekleyici kaynaklarına erişimini sağlıyoruz dediler. Daha önce yaptığımız haberde süre kısıtlaması geldiğini söylemiştik. Bunu doğru bir şekilde kullanmak sanırım hepimiz için olumlu değişiklikler getirecek. 2050'ye kadar eğitimde daha iyi bir gelecek için yapay zeka her yerde. Yapay zekanın eğitim üzerinde de önemli bir etkisinin olması bekleniyor. İnsansı robotlar önümüzdeki 10 yılda ders verebilirken çocukların yani sizlerin yapay zekayı kullanabileceğiniz çalışmalarda sayısız çaba var. İşe alımlardan öğrencilere uygun dersleri seçmede yardımcı olmaya kadar gelişmiş bilgisayar teknolojileri, üniversite deneyiminin her yönünü öğrenci gereksinimlerine ve hedeflerine göre daha yakından uyarlamaya yardımcı oluyor. Yapay zeka gelişim için fikirler sunabiliyorsa, öğrencilerin çoğunlukla yargısız bir ortamda keşfetmesine ve öğrenmesine izin verebilir. Yapay zeka bu tür bir öğrenmeyi gerçekleştirmek için idealdir. Çünkü yapay zeka sistemleri genellikle deneme yanılma yoluyla öğrenir. Yapay zeka insanın yerini almayacaktır ama bunu yapmaya çok yakın. Eğitmenler artık hemen hemen tüm boşluk doldurma ve çoktan seçmeli sınav türlerini otomatik olarak notlayabilir. Öğrenciler yapay zeka sistemlerini, yazılımlarını ve yardımını kullanarak dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir zamanda öğrenebilirler. 2050'ye kadar daha birçok şeyin değişeceğinden şüphemiz yok. Sizce başka ne gibi değişiklikler olabilir? Yorumlara cevabınızı bekliyoruz. Dijital Medya ve Çocuk Bülteninden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere.